Herkese iyi günler diliyorum. Ben Deniz İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli Ünal Büyük. Sempozyum konum Mehmet Akif Ersoy'un Manzum Hikayelerinde Formal ve İnformal Değerler Eğitimi Uygulamaları. Sunu akışımız şu şekilde. Birinci olarak problem durumu. İkinci sırada araştırmanın amacı araştırma soruları. Üç yöntem. Dört amaç araştırma soruları. Beş bulgular. Altı sonuç öneriler. Yedi kaynakça şeklinde. Problem durumu bir. Değerler toplumsal yapının uyumu, işleyiş ve süreğinliği için doğru ve gerekli görülen duygu, düşünce, kıymet, ilke veya inançlar bütünüdür. Özellikle son yıllarda bilim ve teknolojideki hızlı gelişim ve değişim dolayısıyla bir takım olumsuzluklar toplum hayatını ciddi bir şekilde etkilemekte, bireyler bir toplumu toplum yapan değerlerden uzaklaşmaktadır. Problem durumu 2. Araştırma konusunun kuramsal arka planında sırasıyla bireyin çevresi hakkındaki bilinçleri ve bu bilinçlerin onun davranışlarını etkileme durumlarını konu edinen davranışçı öğrenme kuramı, bireyin çevresinde gerçekleşen olay ve olgulara bir anlam yüklemesine yol açan bilişsel öğrenme kuramı ve var olanla yeni öğrenmeler arasındaki ilişki kurarak öğrenilen her yeni bilgiyi mevcut bilgilerle bütünleştiren yapılandırmacı öğrenme kuramı yer almaktadır. Problem durumu 3. Türk edebiyatında milli ve manevi değerleri konu edinen yazar ve şairlerin eserlerinden yola çıkılarak okullarda değerler eğitimi çalışmalarının daha kapsayıcı ve daha etkili yapılabilmesi, söz konusu şair ve yazarların eserlerinin somut örnekler olarak öğrencilere sunulabilmesi çalışmamızı bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan ayıran özelliğidir. Amaç ve araştırma sorularına gelince çalışmamızda Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserinde yer alan Manzum hikayelerinin değerler eğitimi kapsamında incelenmesi ve Mehmet Akif, Manzum Hikaye, öğretmen ve öğrenci arasındaki algı mesafesinin içselleştirilmesi amaçlanmıştır. Mehmet Akif ve Manzum Hikayelerde hangi özellikleriyle değerler eğitimine yer verilebilir? Edebi eser vasıtasıyla değerler eğitiminin kapsamı genişletilebilir mi? Gibi araştırma sorularımız yer almaktadır. Yöntem olarak araştırmada nitel araştırma modeli desteğinde kullanılmıştır. Mehmet Akif bir şair ve manzum hikayede bir edebiyat türü olduğu için yorumlama, değerlendirme, analiz ve sentez yapmaya daha elverişli olduğu için bu araştırma modeli desteğini kullanmıştır. Çalışmada Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserindeki manzum hikayelerine yer verilerek esere örneklem yöntemi uygulanmıştır. İncelemede herhangi bir araştırma grubu kullanılmamıştır. Verilerin analizi nitel yöntemle yapılmıştır. Bulgular, manzum hikaye edebiyat alanının en köklü edebi türleri arasında yer alır. Şairler, şiir ve hikayeyi manzum hikaye ile ortak bir paydada bir araya getirme imkanına kavuşurlar. Şiirin lirizm, hikayenin ise anlatmaya dayalı özelliklerini tek bir edebi tür halinde yansıtan manzum hikayelerde, birey ve toplum ruhunda kendini gösteren evrene dair varlık, tabiat, inanç, insan, toplum, olay, olgu ve meselelerle ilgili düşünce, intiba, coşku ve heyecanlar ifade edilebilir. Çoğu manzum hikaye şairinin, manzum hikayenin kapsayıcı özelliğinin farkında olarak ele aldıkları tema ve konular vasıtasıyla birey ve toplum hayatını şekillendirmeye ve eğitmeye çalıştığı görülür. Öğrencilere sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerin kazandırılmasını amaçlayan değerler eğitimi de bir kavram ve kuramsal bir öğretme metodu olarak olmasa da manzum hikayelerde şairler tarafından sıklıkla ele alınır. Akif Safahat'ta dürüstlük, hoşgörü, saygı, sevgi, yardımlaşma, sorumluluk, çalışkanlık ve empati gibi değerleri ele alır. Milli ve evrensel sorumluluk duygusuyla birey ve toplum hayatını sorgular. Mehmet Akif'in Seyfi Baba şiirinden bir örnek verecek olursak, hastalandım bakacak kimseciğim yok Osman, gece gündüz koşuyor iş diye bilmem ne zaman, el ekmek tutacak işte saat belki de üç, görüyorsun daha gelmez yalnızlık pek güç. Mehmet Akif Türk kültüründe genişçe tutan kıssadan hisse geleneğinden yola çıkarak adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi kök değerlere kendisi ve ülkesine aydınlık bir gelecek hazırlamaya çalışan çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla eserlerine yer verir. Sonuç olarak Mehmet Akif Ersoy'un duygu ve düşünce dünyası ile Safahat adlı eserindeki manzum hikayeleri bütünsel olarak ele alındığında değerler eğitimine ait özelliklerle karşılaşmak mümkündür. Mehmet Akif Ersoy, Safahat'ta toplumsal değişimleri yapıcı bir eleştiri noktasında ortaya koyarak toplumun öz değerlerinden uzaklaşmaması gerektiğini ifade etmiştir.
Önerilerimiz, değerler eğitiminin bir uygulayıcısı olan Mehmet Akif Ersoy'un canlı bir dil ve üslupla anlattığı manzum hikayelerinin formal ve informal eğitim-öğretim alanlarında değerler eğitiminin somut örnekleri olarak yer alabileceği önerilmiştir. Katılımınız için teşekkür ederim.